Evet, sevgili öğrenciler merhabalar. Bugün frappe hareketimizi öğreneceğiz. Fakat öncesinde daha önceki derslerde yaptığımız gibi bardaki hareketlerimizi sırayla bir tek tek hatırlayalım. Birer örnek kombinasyonla başlayabiliriz. İlk hareketimiz plie. Birinci pozisyonda başlayalım. Ayaklarımız, parmaklarımız tam yere basıyor. Karnımız içeride, kalçamız içeride. Sırtımız dik, omuzlar serbest bir şekilde. Elimizi yine siz evde sandalyeden, koltuktan destek alabilirsiniz. Kolun hazırlık pozisyonunda olsun. Kol dedik, bir ve ikinci pozisyonu açtım. Şimdi kolla birlikte dönük iliğe başlıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Tekrar aynısı. Bir, iki, üç ve 4. Şimdi grand plie yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi öne pordebra yapıyoruz. Düzeldim. Arkaya aynı şekilde ve düzeldik. Kolumuzu açtık. Ayağımızla birlikte bir tango yaptık. İkinci pozisyona geldik. Yine kolla birlikte dönük pliemizi yaptık. Başımızla hafif kolumuzu takip ediyoruz. Şimdi grand plie yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi yana pordebramı yapıyorum. Uzandım. Dizler sıkı. Dışa doğru ve düzeldim. Kapattım. Tutuyorum. Evet, bunu birinci, ikinci, üçüncü pozisyonlarda tekrarlayabilirsiniz. Şimdi tam bir hareketimiz vardı. Birinci pozisyonda başlayalım yine. Kolla birlikte bir öne ve kapattım. Dizlerimizin gergin olmasına, ayağımızı sürttüğümüze emin olalım. Yana yapıyorum ve yana, arkaya şimdi. Başımla hafif kolumun altından ve yan yapıyorum, karşıya bakıyorum şu anda ve kapattım. Evet, bu kombinasyonu hem sağ ayak hem sol ayak olarak iki tarafa da yapabilirsiniz. Aynı zamanda tersten de başlayarak arkaya, yana ve öne ve yana şeklinde yapabiliriz. Şimdi Batman ten du jeté hareketimiz. Yine bu sefer üçüncü pozisyonda başlayalım. Kol hazırlık. Yine iki ön, iki yan, iki arka, iki yan olarak yapalım. Kolla birlikte hareketin başladı ve bir ve yana ve arkaya kapattım. Arkaya kapattım, öne kapattım. Yavaşça kolumu indirdim ve tutuyorum. Evet. Bunu yaparken unutmayınız, mutlaka dizler sıkı, bacak kaslarımız dışa doğru çevirdik ve sürterek sert bir şekilde 25 derece açıya uzatıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi rondejon parter hareketimiz vardı hatırlarsanız. Hazırlıkla başlıyorduk, birinci pozisyondaydım başlarken. Küçük kol yaptıktan sonra kolla birlikte yana açtık ve tam bir daire şeklinde çeviriyoruz. Unutmayın ki en uzak noktadan dönüyorum ayaklarımla ve kaldım. Şimdi tersi arkaya doğru, yine en uzak noktadan çevirmeyi unutmuyorum. Burada bunu yaparken asla şu olmasın, dizimizin kırıklığı yok. Düz bir şekilde uzattım, düz bir şekilde çevirdim. Ve evet, yine bundan da 3 öne 3 arkaya şeklinde kombinasyonu tamamlayabiliriz. Bir sonraki hareketimiz fondüydü. Fondü de hem plie hem çalışacak olan ayağımız kudu plie dediğimiz ayak bileğimizin önüne plie ile birlikte gelip buradan
iki dizim de eşit zamanda düzeliyordu, öne doğru uzatıyordu. Veya yana veya arkaya şeklinde. Bunu da yine iki ön, iki yan, iki arka, iki yan şeklinde. Daha sonra bar tarafından döndük. Diğer ayağımızla bunu tamamladık. Bugün başka bir hareketimiz olan öğreneceğimiz frappe hareketi. Beşinci pozisyondayım. Hareketime başlarken ayağımın parmak ucunu, çalışacak olan ayağım, dıştaki ayağım, parmak ucu kudu diye dediğimiz bölge yine geliyor. Ve buradan sert bir şekilde öne doğru 25 derece açıyorum. Kapatırken diz arkaya, şu olmasın, bu değil, diz hep yanda, dizle birlikte çalışıyor hareketimiz. Arkaya giderken de aynı şekilde, düz bir şekilde iki ayağımda tekrar uzattım ve bu. Şimdi bununla ilgili bir kombinasyon deneyelim birlikte. Kolumuzu ikiye aldık ve iki ön, iki yan, iki arka şeklinde deneyelim. Bir, iki ve bir, iki ve bir, iki ve bir, iki ve. Yavaşça kapattım, tuttum. Aynı şekilde ters ayakla soldan yapıyoruz. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere.